Kıbrıs Türk Devlet Tiyatroları sunar. Shakespeare'den hikayeler. Uyarlayan Anna Claiborne. Çeviren Kemal Küçükgedik. Kayıt, müzik, efekt Ulaş Öğüç. Asistan Suzan Polat. Seslendiren Özlem Özkaram. Hamlet. Karanlık ve duvar halılarıyla kaplı bir odada Danimarka Prensi Hamlet tek başına oturuyordu. Elleriyle başını tutuyor, olanlara inanamıyordu. Zavallı babam, öleli daha bir ay olmadı, diye inledi. Annem bu kadar çabuk ikinci bir evlilik yapmak yerine yas tutmalıydı. Evlendiği de Claudius amcam. Bunu nasıl yapar? Hamlet'in amcası Claudius babasının kardeşiydi. Şimdi kraliçe ile evlendiği için yeni kral o olacaktı. Birkaç dakika önce yeni evliler hizmetkarlarıyla birlikte onun odasındaydılar. Claudius'un ölen kral hakkında söylediklerini dinlerken Hamlet öfkeyle titriyordu. Evet, çok iyi bir kraldı, demişti Claudius. Onu çok özleyeceğiz. Onun yarısı kadar iyi bir kral olabilirsem ne mutlu bana. Aynı zamanda onun kadar iyi bir koca da olmak isterim, dedi ve yeni karısına bakıp gülümsedi. Şimdi yapmamız gereken işler var, dedi kibirli bir şekilde. Norveçliler hala rahat durmuyor. Onlara günlerini göstermeye karar verdim. Norveç kralına teslim olmasını söylediğim bir mektup gönderiyorum. Hizmetkarlarından birine bir mektup uzattı. Lütfen neşelen Hamlet, dedi kraliçe Gertrude, oğlunun suratının asık olduğunu görünce. Evet çocuğum, babanın ölümü için tuttuğun bu aptal yası bitirmenin zamanı geldi, diye ekledi Claudius. Bir ay oldu biliyorsun. Almanya'ya gidip eğitimine devam etme planlarına gelecek olursak, bunun iyi bir fikir olduğunu düşünmüyorum. Burada kalıp anneni rahat ettirsen daha iyi olur. Bunları söyledikten sonra odadan ayrıldılar. Odasında tek başına kalan Hamlet, Claudius'u düşündükçe öfkeden deliye dönüyordu. Hamlet! Hamlet'in en iyi arkadaşı Horatio başını önce kapı aralığından uzattı, sonra içeri girdi. Yanında Bernardo ve Marcellus adında iki nöbetçi vardı. Horatio! Hamlet ayağa kalktı ve arkadaşının elini sıktı. Moralim bozuk olduğu için kusura bakma, dedi. Biraz kafam karışık. Cenazeler, düğünler... Cenaze ve düğün birbirine çok yakın değil mi? Diye sordu Horatio Hamlet'in derdini anlayarak. Yakın mı? O kadar ani bir düğün oldu ki cenaze yemeğinden arta kalanları düğün yemeği olarak yedik. Babamın anısına hakaret ediyorlar. Evet, çok iyi adamdı. Çok da iyi bir kraldı, dedi Horatio. Çok üzgünüm Hamlet. Prens üzgün bir şekilde iç geçirdi. Onun gibisini bir daha göremeyeceğiz, dedi. Aslında seninle bu konuda görüşmek istiyordum, dedi Horatio. Biz, yani nöbetçiler ve ben, sanırım onu gördük. Ne? Nerede? Nerede söyleyin? Dün gece şehir surlarında Bernardo ve Marcellus nöbet tutuyordu ve bir hayalet görmüşler. Gelip bana haber verdiler. Hamlet, gördüğümüz babanın hayaletiydi. Üç gecedir onu görüyoruz efendim, dedi Marcellus. Hamlet'in benzi atmıştı ve titriyordu. Onunla konuşmadınız mı? Denedim, dedi Horatio. Ancak bana cevap vermedi. Galiba seninle konuşmak istiyor. Gece yarısı olduğunda Hamlet, Horatio ve nöbetçilerle birlikte şehir surlarında bekliyordu. Aşağıdaki şatosunda gününü gün eden Kral Claudius'un odasındaki ışıkları görebiliyorlardı. Fakat şehir surları karanlığa gömülmüştü.
uçurumların ötesinden denizin sesi gelirken şehir tarafında uzak bir çan çalmaya başladı. Bu gece yarısı çanı, dedi Marcellus endişeli bir şekilde. Genellikle bu vakitlerde ortaya çıkıyor, dedi Horatio. Birden parmağıyla ileriyi işaret etti. Bakın! İlk başlarda sanki uzakta garip bir parıltıydı. Üç adam ona doğru bakarken bu parıltı yaklaşıp zırhlar içinde yaşlı bir adamın görüntüsünü aldı. Hayalet yaklaştıkça Hamlet onun kılıcının, miğferinin, kalın sakallarının ve derin parlak gözlerinin babasına, ölü krala ait olduğunu gördü. Baba, dedi Hamlet. Ama sesi bir fısıltıdan öteye geçmedi. Neden? Ne işin var burada? Neden mezarında huzur içinde yatmıyorsun? Hayalet yavaşça elini ona doğru uzattı ve Hamlet'i yanına çağırdı. Seni yanına çağırıyor, dedi Horatio sessizce. Marcellus Hamlet'i kolundan tuttu. Efendim, lütfen gitmeyin, diye yalvardı. Gideceğim, diye ısrar etti Hamlet. O benim babam. Benimle konuşmak istiyor, dedi ve arkadaşlarının yanından ayrılarak hayalete doğru yürümeye başladı. Babasının hayaletine doğru duvarlara tutunarak ilerlerken gece sanki daha da koyu bir karanlığa gömülüyordu. Baba, dedi. Ne istiyorsun? Hayalet durdu ve ona döndü. Hamlet'in zor dayandığı bir hüzünle gözlerine baktı. Sonra da konuşmaya başladı. Ben senin babanın hayaletiyim, dedi. Bana karşı yapılan suçlar cezasız kaldığı sürece her gece surlarda dolaşmaya, gündüzleri de acı çekmeye devam edeceğim. Suçlar? Ne demek istiyorsun? Eğer baban yaşarken onu sevdiysen... Elbette, tüm kalbimle sevdim onu. O zaman onu öldürenlerden intikamını almalısın. Öldürenler mi? Hamlet'in dizlerinin bağı çözüldü. Zalim ve hain bir cinayete kurban gitti baban, diye devam etti hayalet. Sana benim kazara öldüğümü söylediler değil mi? Bahçede uyurken bir yılanın soktuğunu söylediler. Evet, diye cevap verdi Hamlet. Yılan, diye inledi hayalet. Bahçede uyuyordum ama etrafta ne bir engerek ne de bir kara yılan vardı. Canımı alan yılan şu anda tacımı takıyor. Amca. O kraliçeye aşıktı, kraliçe de ona. Kraliçeyle birlikte olmak ve tahtıma oturmak için kardeşim canımı aldı. Ben uyurken bahçeye geldi ve kulağıma zehir döktü. Ben böyle öldürüldüm. Kimseye veda edemeden. İntikamımı al. İntikamımı al Hamlet. Elveda. Beni unutma. Hamlet, babasının intikamını alabilmesinin tek yolunun Claudius'u öldürmek olduğunu biliyordu. Fakat şu anda kral olan amcasını nasıl öldürebilirdi ki? Bunu başarabileceğinden nasıl emin olabilirdi? Daha da kötüsü, ya hayaletin sözlerini sadece hayal etmişse? Ya Claudius masumsa? Bir süre beklemeye karar verdi. Neler olduğunu daha iyi anlamaya çalışacak, Claudius'u tamamen emin olduktan sonra öldürecekti. Bu arada yas tutmaktan delirmiş numarası yapacak, böylece gerçek planlarını gizleyecekti. Şatodaki hayat kısa zamanda dayanılmaz bir hal aldı. Hamlet ne zaman Claudius'u görse babasının kulağının içine zehir boşalttığı görüntüyü kafasından atamıyor, acı çekiyordu.
Annesini gördüğü zaman da kalbi öfkeyle doluyordu ve ona olan biten her şeyi bildiğini söylemek istiyordu. Öfke dolu duygularını saklamak için gittikçe garip davranmaya, herkes de prensin nesi olduğunu merak etmeye başladı. Ophelia herkesten daha üzgündü. Bir senedir Hamlet'in ona aşık olduğunu düşünmekteydi. Ona aşk mektupları ve çiçekler göndermişti. Evde olduğu zamanlarda ise onunla birlikte bahçede yürümekte ve ona ne kadar güzel olduğunu söylemekteydi. Hatta bir gün ona evlenme teklif edebileceğini bile düşünmüştü. Ancak babası öldükten sonra çok değişmişti. Ophelia içini çekti ve bitirmek üzere olduğu nakış için başka bir iplik seçti. Aslında bilmesi gerekirdi. Başkahya babası Polonius ona dikkatli olmasını söylemişti. Fransa'ya gitmeden önce abi Laertes de aynı şeyleri dile getirmişti. Unutma, Hamlet Danimarka'nın prensi demişti Laertes. Başka bir kraliyet ailesinden bir prensesle evlenecektir. Başnazırın kızıyla değil. Doğru, demişti babası. Sakın ona umut bağlama. Hatta bence o aşk mektuplarını ona geri göndermelisin. Fakat artık Hamlet aşk mektubu göndermiyordu. Son zamanlarda hiç konuşmuyorlardı bile. Eskiden çok nazik ve sıcakkanlıydı. Ama artık ona ayıracak hiç zamanı yoktu. Ophelia nakışlamakta olduğu papatyalara ve düğün çiçeklerine geri döndü. O sırada odasının kapısı aralandı ve Ophelia tekrar işinden başını kaldırdı. Gelen Hamlet'ti. Ancak bir hanımefendiyi ziyaret etmek üzere giyinmemişti. Gömleği dizlerine kadar uzanıyordu. Bacakları çıplak ve çorapları ayak bileklerinde toplanmıştı. Saçları dağılmıştı ve gözleri o kadar vahşice bakıyordu ki neredeyse yerlerinden fırlayıp çıkacaklardı. Hamlet, nasılsın? Dedi nazikçe ama Hamlet ona cevap vereceğine gelip bileklerini sıkıca kavradı. O kadar sıkmıştı ki Ophelia acıyla kıvrandı. Hamlet ona daha da yaklaştı ve gözlerine baktı. Sanki onu tanımıyordu. Sonunda Hamlet derin bir nefes aldı ve geri döndü. Ama kapıdan çıkıp gidene kadar omzunun üzerinden ona bakmaya devam etti. Morarmış bileklerini ovuşturarak ağlamamaya çalışan Ophelia nakışını bir kenara koydu ve babasını aramaya çıktı. Aman tanrım dedi babası Polonius Ophelia ona olanları anlatınca. Belki de gerçekten sana aşıktır. Evet, evet öyle olmalı. Sana olan aşkından delirmiş. Gidip krala olanları anlatayım. Hamlet'in neden böyle davrandığını merak ediyordu. Peki ben ne yapacağım? Diye sordu Ophelia ama çok geçti. Babası gitmişti. Claudius, Hamlet'in gittikçe artan garipliklerinden endişe ediyordu. Bu yüzden Hamlet'in eski okul arkadaşlarından Rosencrantz ve Guildenstern'i çağırdı. Onlar için bir görevi vardı. Eminim Hamlet'in durumundan haberdarsınızdır diye başladı söze Claudius. Onun için çok üzülüyoruz diye devam etti kraliçe Gertrude. Elbette babası öldüğü için üzgün ama daha önce bu kadar garip davranmıyordu. Son zamanlarda hiç kendinde değil dedi Claudius. Onun arkadaşları olarak bize yardım eder misiniz? Bizimle birlikte bir süre şatoda kalmanızı rica edecektik. Onunla birlikte biraz zaman geçirebilirsiniz. Hatta belki sorununu öğrenmemize yardım edersiniz. Hamlet, Ophelia'nın kalbini kırdığı için çok üzülüyordu ama ona gerçeği anlatamazdı. Gerçeği sadece Horatio biliyordu. Hamlet'in planlarını başka biri daha öğrenirse bu haber Claudius'un kulağına kadar gidebilirdi. O zaman da asla intikamını alamazdı. Ancak belki de Hamlet bu sorunundan yakın zamanda kurtulabilecekti.
Ophelia'yı ziyaret ettikten kısa bir süre sonra şatoya bir grup oyuncu gelmişti. Şatodakileri oyunlarıyla eğlendirmek istiyorlardı. Hamlet'in de aklına bir fikir gelmişti. Oyunculardan bir kralın öldürülüşünü anlatan ve geleneksel bir oyun olan Gonzago'nun cinayetini oynamalarını istedi. Fakat oynamaları için oyunun yeni bir versiyonunu hazırlamıştı. Hamlet'in versiyonunda Kral Gonzago bıçaklanarak değil, kulağına zehir dökülerek öldürülüyordu. Claudius'un yüzünün halini görür görmez her şeyi anlayacağım, dedi Hamlet Horatio'ya. Sen de gözünü ayırma ondan. Eğer şaşırırsa katil olduğunu anlarız. Bu sırada kral, kraliçe ve danışmanları prensin nasıl bir sorunu olduğunu tartışıyorlardı. Sadece çok üzülmüş efendim, dedi Rosencrantz. Babası için o kadar çok üzülmüş ki dengesini yitirmiş ekselansları, dedi Güldenstein. Eminim gelip geçici bir şeydir. Hayır, hayır, diye araya girdi Polonius. Hamlet'in sorunu aşk hastalığı. Ophelia'ya aşık ama ben Ophelia'ya onu reddetmesini söyledim. Hamlet'in kalbi kırık. Hepsi benim suçum. Ancak Claudius bunların hiçbirinin doğru olmadığını biliyordu. Hamlet'in babasının başına gerçekten ne geldiğini bildiğinden şüpheleniyor, prensin yapabileceklerinden korkuyordu. Buldum, dedi neşeli bir şekilde. Hamlet'in biraz zamana ihtiyacı var. Kafa dinleyebileceği bir yere gitmeli. İngiltere'de yapacağı bir tatil onu kendine getirir. Elbette, dedi kraliçe rahatlamış bir şekilde. Böylece keyfi yerine gelir. Bu akşam aktörler bizim için sahne alacak. Eminim bu herkesi eğlendirir, dedi Claudius. Sonra Hamlet'in yarın yola çıkması için gerekli hazırlıkları yapabiliriz. Rosencrantz ve Güldenstein, siz de onunla birlikte gidip güvende olmasını sağlarsınız. Akşam olunca kraliyet ailesi en iyi elbiselerini giymiş ana salonda toplanmıştı. Kral ve kraliçe oyunu seyretmek için en öne oturmuştu. Arkalarında Polonius, Ophelia, Rosencrantz ve Güldenstein oturuyordu. Diğer danışmanlar ve saray mensupları da onların arkasındaydı. Hamlet ve Horatio ise kenarda bir yerde oturmuşlar ve Claudius'un yüzünü izliyorlardı. Salonu aydınlatan ışıklar söndürüldü ve oyun başladı. Herkes Gonzago'nun cinayetini biliyordu ve daha önce bu oyunu birkaç kez seyretmişti ama yine de nazikçe seyretmeye devam ettiler. Sahnede kral ve kraliçe birbirlerine aşklarını ilan etti. Sonra kral uyudu. Kralın kötü yeğeni Lucianus da öldürmek için ona yaklaştı. Fakat Lucianus'u oynayan aktörün elinde bıçak yerine bir şişe vardı. Tıpkı Hamlet'in dediği gibi Lucianus sahnede kralı oynayan aktörün kulağına yeşil bir sıvı boşalttı. Sahnenin ön sırasında birdenbire bir karmaşa yaşandı. Claudius şaşırmıştı ve inleyerek ayağa kalktı. Bir eliyle de başını tutuyordu. ''Kral iyi değil!'' diye bağırdı Ophelia. ''Oyunu durdurun!'' diye bağırdı Polonius. ''Işık!'' diye inledi Claudius. ''Işık getirin, önümü görmem lazım!'' ''Ne oldu sevgilim?'' diye sordu kraliçe. Claudius salondan çıkarken kraliçe de peşinden gidiyordu. Diğer herkes de onları sürü gibi takip edip dışarı çıktı. Hamlet ve Horatio şaşkın aktörlerle birlikte yalnız kalmıştı. ''Gördün mü?'' diye sordu Hamlet. Daha iyisi olamazdı. Gördüm, dedi Horatio. Lucianus kralı zehirler zehirlemez, kralımız rahatsızlandı. Gerçekten de öyle görünüyor. Hamlet, başnazır Polonius geri gelmişti. Kraliçe sizi görmek istiyor, dedi. Tamam, tamam, dedi Hamlet. Geliyorum.
Bu sırada korkudan beti benze atmış Claudius, Rosencrantz ve Guildenstern'la acil bir toplantı yapıyordu. Hamlet'in derdini bilmiyorum ama delirmiş olduğu çok açık, dedi onlara. Şu anda kendi saray için çok tehlikeli. Üçünüz sabah ilk iş gemiyle İngiltere'ye gideceksiniz. Bu mektubu da İngiltere kralına vereceksiniz. Elbette ekselansları, dedi Rosencrantz ve mühürlü mektubu aldı. İçeri Polonius girdi. Prens annesini görmeye gitti, dedi. Belki bir başkası daha yanlarında olmalı. Hamlet garip davranırsa diye kraliçenin odasına gidip perdenin arkasına saklanacağım. İyi fikir, dedi Claudius. Sonra herkes gidince Claudius tacını çıkardı, dizlerinin üstüne çöktü ve ellerini birleştirdi. Fakat dua edemiyordu. Nasıl af dileyebilirim ki, diye inledi. İşlediğim suçun ödülleri hala kucağımda. Kraliçem, tacım, bu kraliyet odası, hiçbirini hak etmiyorum. Suçum affedilemeyecek kadar kötü ve şimdi suçumu biliyor Hamlet. Yaşamak için tek bir şansım var. O da Hamlet'ten kurtulmak. Hamlet hemen annesinin odasına gitmemişti. Yolda durup ne yapacağını düşünüyordu. Artık Claudius'un suçlu olduğundan emin olduğuna göre onu hemen öldürmeliydi. Hançerini eline aldı. Artık hazırdı. Yolda ilerlerken kralın odasının yanından geçti. Kapıdan içeri bakınca Claudius'u ellerini birleştirmiş dizleri üzerinde gördü. Gözlerini kapatmıştı. Ağlıyordu. Onu öldürmeliyim, dedi kendi kendine. Ama şimdi dua ediyor. Muhtemelen Tanrı'dan af diliyordur. Şimdi onu öldürürsem cennete gider. Buna izin veremem, hayır. Beklemem gerek, dedi ve annesinin odasına doğru ilerledi. Hamlet kapıyı vurunca içeriden bir itişme kakışma sesi geldi. Hamlet'in söylediklerini dinleyebilsin diye kraliçe Polonius'u perdenin arkasına sokmuştu. Çabuk, dedi. O gelmiş olmalı. Sonra da içeri gir evladım, dedi. Hamlet kapıyı açtı. Beni çağırmışsın anne, dedi. Evet Hamlet, sana o oyunla kralımızı çok gücendirdiğini söylemek istemiştim, dedi annesi. Ben kralımızı mı gücendirmişim, diye bağırdı Hamlet. Peki ya sen anne? Senin gerçek krala, babam kral Hamlet'e yaptıkların? Sen neden bahsediyorsun? Neden bahsettiğimi gayet iyi biliyorsun. Bana hakaret edeceksen muhafızları çağırırım, diye tehdit etti kraliçe. Hayır, dedi Hamlet. Buna gerek yok. Kendinin nasıl biri olduğunu görmen lazım. Kocasına ihanet etmiş hain bir kadınsın sen, dedi ve annesini önünde bir ayna olan bir sandalyeye itti ki kendini görebilsin. Çekil başımdan, diye bağırdı kraliçe. Muhafızlar bana saldırıyorlar, imdat! Perdenin arkasında olan Polonius, Hamlet'in annesini öldürmeye çalıştığını sandı. Bu yüzden o da nöbetçileri çağırdı. İmdat! Muhafızlar! Diye bağırdı. Hamlet arkasını döndü ve boğuk erkek sesinin nereden geldiğini anlamaya çalıştı. Kral odaya gizlice girmiş olmalıydı. Şimdi de perdenin arkasına saklanıyordu. Perdenin kımıldadığını görebiliyordu. Adi, hain, korkak! Artık dua etmediği kesindi. Hiç düşünmeden hançerini çıkardı ve perdenin arkasında saklanan adama sapladı. Hamlet, ne yaptın sen? Diye bağırdı kraliçe adam yere düşerken. Babamın öcünü aldım sadece, dedi Hamlet. Claudius bir kralı öldürdü, ben de şimdi başka bir kralı öldürdüm. Kralı mı öldürdün? Dedi annesi kafası karışmış bir şekilde. Hamlet perdeyi çekti ve yerde yatan cesedin Polonius'a ait olduğunu gördü. Sonraki gün Hamlet kendini İngiltere'ye giden bir gemide buldu. Polonius'un cesedi hakkında tartışırken annesine gerçekleri anlatmıştı.
annesinin gizlice Claudius'a aşık olduğunu bildiğini söyledi. Claudius'un babasını öldürdüğünü ve intikamını alacağını da. Gertrude'un seçme şansı yoktu. Herkese gerçeği anlatırsa kendi suçunu da kabul etmiş olacaktı. Hepsi Hamlet'in delirdiğini düşünüyordu. Bu yüzden bu hikayeye sadık kalmaya karar verdi. Böylece Hamlet'in perdenin arkasında birinin hareket ettiğini gördüğünü, bir anda delirdiğini ve perdelere saldırdığını söyledi. Kendi sağlığı için Hamlet İngiltere'ye gitmeliydi. Döndüğü zaman olacakları düşünmek bile istemiyordu. Ancak Hamlet'in de yakında öğreneceği gibi Claudius onun Danimarka'ya geri dönmemesi için elinden geleni yapacaktı. Gemi Danimarka kıyılarından ayrılırken Rosencrantz ve Guildenstern temiz hava almak için güverteye çıktılar. Hamlet kamarasında kaldı. Yatağında uzanırken Rosencrantz'ın çantasında ucu görünen bir mektup dikkatini çekti. Kimsenin gelmediğinden emin olup mektubu aldı. Mektup İngiltere kralı için yazılmıştı. Dikkatli bir şekilde mektubu açtı. Majesteleri İngiltere Kralı Athelstan'a. Sevgili Athelstan, sizin de bildiğiniz üzere İngiltere ve Danimarka son zamanlarda pek de iyi geçinmemektedir. Rahmetli kardeşim 9. Hamlet'ten sonra tahta geçtiğim günden beri Norveç'le savaştığımızı biliyorsunuzdur. Bu savaşı kazandıktan sonra size saldırmayı düşünüyorum. Ancak ufak bir işle ilgili bana yardım ederseniz bu durumu tekrar düşünebilirim. Bu mektubu zavallı delirmiş yeğenim Prens Hamlet'le birlikte gönderiyorum. Sarayınıza gelir gelmez lütfen kendini öldürün. Dediğimi yaparsanız İngiltere bir savaştan kurtulur. Danimarka Kralı Claudius. Hamlet hızlıca kendi çantasından bir kağıt çıkardı ve mektubu tekrar kaleme aldı. Kendi isminin yerine Rosencrantz ve Guildenstern'in isimlerini yazdı. Yeni mektubu Rosencrantz'ın çantasına tam geri koymuştu ki güverteden sesler gelmeye başladı. Korsanlar! Diye bağırdı gözcü. İleride korsanlar var! Güvertenin altına saklanın! Diğer yolcular kameralarında saklanmaya koşarken Hamlet kendi eşyalarını ve eski mektubu alıp güverteye koştu. Gemi son sürat gitmesine rağmen yeterince hızlı değildi ve korsan gemisi onlara yaklaşıyordu. Geri dönün ve onlara saldırın diye emretti kaptan. Böylece geminin yönünü çevirdiler ve korsan gemisine saldırdılar. İki gemi çarpışınca daha küçük olan korsan gemisinin yan tarafı çatlayıp parçalandı. Kıyıya dönmek zorunda kaldı. Gemicilerden bazıları kılıçlarını çekti ve korsanların gemiye atlamalarını engelledi. Bu arada diğer gemiciler de gemiyi korsanların gemisinden uzaklaştırdı. Kimse Hamlet'in korsan gemisine atlayıp yedek bir yelkenlinin altına gizlendiğini fark etmedi. Bu sırada Danimarka'da kraliçe endişeli bir şekilde ellerini ovuşturuyordu. Hamlet yüzünden değil, Claudius'un mektubundan haberi yoktu. Ophelia için çok endişeliydi. Zavallı kız hem Hamlet'in aşkını hem de babası Polonius'u kaybetmişti. Yatağından çıkamıyor ve çok garip davranıyordu. Gertrude ona bakması için nedimelerinden birini göndermişti. ''Şimdi nasıl?'' diye sordu kraliçe nedimesi dönünce. ''Hiç iyi değil hanımefendi'' dedi nedimesi. Sürekli garip şarkılar söylüyor ve ne zaman konuşsa ağzından saçmalıktan başka bir şey çıkmıyor. Babasıyla konuşuyor ama söylediklerinden hiçbir şey anlaşılmıyor. Ne kadar da yazık, dedi kraliçe ve olanları anlatmak için kocasının yanına gitti. Zavallı Ophelia, dedi Claudius. Üzüntüsünden muhakkak. Sevgili babasının ölümü ve... Bu gürültü de neyin nesi? Dedi kraliçe birden. Dışarıdan bağırışmalar geliyordu ve ayak sesleri duyuluyordu. Bir hizmetkar aceleyle içeri girdi. Majesteleri, Ophelia'nın abi Laertes geldi, dedi nefes nefese. Fransa'dan yanında bir orduyla birlikte gelmiş. Muhafızları yere serdiler. Laertes,
dedi ve ayağa kalktı kraliçe korku içinde. Ona ne diyeceğiz şimdi? Babasının öldürüldüğünü biliyor ve intikam almak istiyor dedi hizmetkar. Ancak kral son derece sakindi. Bu işi bana bırakın dedi. Babama ne oldu? Diye kükreyerek içeri girdi Laertes. Elinde kılıcı hazır bekliyordu. Polonius öldürüldü Laertes dedi Claudius. Çok üzgünüm. Fakat bizim hiç suçumuz yok diye ekledi Gertrud. İntikamımı alacağım diye gürledi Laertes ve krala yaklaştı. Elbette dedi Claudius. Hepimiz zavallı Polonius için üzülüyoruz. Sonra bir kızın sesi duyuldu. Hepsi döndü ve kapının eşiğinde beyaz geceliğiyle duran Ofelia'yı gördü. Gözleri uzaklara bakıyordu. Ayakları çıplaktı ve ellerinde yaban çiçekleri vardı. Şarkı söylemeye başladı. Diğerlerine yaklaşırken kollarını etrafında sallıyordu ve gözleri yuvalarında dönüyordu. Sonra herkese çiçek vermeye başladı. Hatırlaman için sana kuş dili, dedi Laertes'e çiçek verirken. Düşündüğün için sana menekşe, dedi ve kraliçe Gertrud'un ellerine çiçeklerden bir demet sıkıştırdı. Kral için de bir papatya, dedi ve Claudius'a tek bir papatya uzattı. Laertes kralın sözleriyle sakinleşmişti ama Ofelia'nın durumunu görünce yeniden öfkelendi. Kız kardeşime neler yaptınız böyle? Diye gürledi ve kılıcına davrandı. Laertes, üzgün olduğunu biliyorum ama konuşmamız lazım, dedi Claudius kurnazca. Açıklamama izin ver. Yemin ederim senin kadar biz de üzgünüz. Hadi tatlım, dedi kraliçe ve Ofelia'yı alıp götürdü. Onlar gidince Claudius, sakin ol Laertes, diye onu yatıştırmaya çalıştı. Herkes odadan çıkmıştı. Babanı Hamlet öldürdü. Son zamanlarda çok değişti. Neredeyse delirdi sayılır. O zaman onu neden İngiltere'ye gönderdin diye sordu Laertes. Neden idam ettirmedin? Öncelikle dedi Claudius. Annesi onu çok seviyor. Onu idam ettirseydim buna dayanamazdı. Ayrıca Danimarka halkı da onu çok seviyor. Onu ben öldürseydim benden nefret ederlerdi. Bu yüzden gönderdim. Ama merak etme. Kapı çalınınca kralın sözleri yarıda kaldı. İçeri elinde bir mektupla bir ulak girdi. Prens Hamlet'ten size bir mektup var eksenansları. Hamlet'ten mi? Kralın yüzü birden sarardı. Hemen mektubu açtı ve okudu. Ne diyor? Diye sordu Laertes. Yarın buraya dönüyormuş, dedi Claudius. Bu haberi beklediğimi söyleyemem. Bırak gelsin, dedi Laertes nefretle. Onu bekliyor olacağım. Fakat dikkatli olmalıyız, dedi Claudius. Ölümü bir kaza gibi durmalı. Dinle beni. Hamlet geldiğinde onu bir düelloya davet edeceksin. Ölümüne değil, centilmence bir düello. Ancak gerçek bir kılıç kullanacaksın ve kaza ara onu yaralayacaksın. Kılıcıma zehir süreceğim, dedi Laertes. Kılıcım onu çizse bile öldürecek. Tamam, tamam. Tam olarak emin olmak için ben de özel bir şarap hazırlayacağım, dedi kral. Kavgada sen kazanmazsan ikinize kendinize gelmeniz için bir şarap ikram edeceğim. Onun şarabı zehirli olacak. Mükemmel, dedi Laertes. Beyler, kraliçe kapı aralığında belirmişti, bembeyazdı ve titriyordu. Efendim hayatım. Ofelia, Laertes çok üzgünüm. Kız kardeşin boğuldu. Laertes kraliçeye inanmayan gözlerle baka kaldı. Tekrar kaçtı diye devam etti kraliçe. Ve nehre doğru koştu. Söğüt ağacına tırmandı ama dallar onu taşıyamadı ve kırıldı. Suya düşünce de geceliğinin ağırlığı onu dibe çekti. Laertes kalbinin kırılacağını sandı ama kalbi daha da katılaştı. Babasının ölümü, Ofelia'nın ölümü, hepsi Hamlet'in suçuydu.
ertesi gün intikamını alacaktı. Sonraki gün bir grup ağıtçı Ofelya'nın bedenini kilisenin bir köşesindeki mezarlığa taşıdı. Büyük bir cenaze yapılmadı. Rahip, Ofelya'nın kendini bilerek öldürdüğünü ve bu yüzden bilinmeyen bir yere gömülmesi gerektiğini söylemişti. Laertes, zavallı kız kardeşi mezara indirilirken çaresizce izledi. Ancak tam mezarcılar küreklerine sarılmışken ağlamaya başladı ve mezarın içine atladı. "Durun! Bırakın onunla vedalaşayım!" diye bağırdı ve kız kardeşinin cansız bedenine sarıldı. "Ne oluyor burada?" Herkes dönüp bu tanıdık sesin geldiği yöne baktı ve Hamlet'in mezarlığa doğru geldiğini gördüler. "Hamlet!" diye bağırdı kraliçe. "Geri dönmüş. Ah sevgili oğlum, Ofelya!" Hamlet mezara baktı ve Ofelya'nın cansız bedeniyle ona nefretle bakan Laertes'i gördü. Laertes nazikçe cesedi yere bıraktı, mezardan çıktı ve Hamlet'in boğazına sarıldı. "Sen!" diye gürledi. "Sen babamı öldürdün, şimdi de kız kardeşimi." "Ben mi?" diye sordu Hamlet Laertes'in ellerini boğazından çekerken. "Ben onu seviyordum. Bir ağabeyin onu sevebileceğinden çok daha fazla sevmiştim onu." "Ne cüretle!" diye bağırdı Laertes. Hamlet'in üzerine atıldı ve ikisi mezarın etrafında boğuşmaya başladı. İkisi de diğerini tutarken hançerine uzanmaya çalışıyordu. "Hayır, durdurun onları!" diye bağırdı kraliçe Gertrude. "Ayırın onları!" diye bağırdı Claudius. Ve muhafızlar iki adamı ayırdılar. "Defin işlemlerini düzgün bir şekilde tamamlayacağız," diye emretti kral. "Sonra da içeri gireceğiz ve bu tartışmayı medeni bir şekilde bitireceğiz. Beyefendi gibi düello yapacaksınız." Büyük salonda Hamlet ve Laertes birbirlerine bakıyorlardı. İkisinin de elinde uzun ve ince bir eskrim kılıcı vardı. Fakat Laertes, Hamlet'in kılıcının keskin olmadığını, sadece zararsız düellolar için kullanılanlardan olduğunu biliyordu. Laertes'in kılıcı keskindi ve ölümcül bir zehirle kaplanmıştı. Hamlet döner dönmez Claudius'u öldürmek istiyordu ama şimdi bu anlamsız düelloya sürüklenmişti. "Bu düelloya gerçekten hiç gerek yok," dedi Laertes'e. "Babanın ölümü bir kazaydı ve çok üzgünüm. Ofelia'ya gelince ben de en az senin kadar üzgünüm. Bırakalım da düellomuz karar versin kimin daha üzgün olduğuna," dedi öfkeyle titreyen Laertes. "Hazır mısınız?" diye sordu Claudius hoşnut bir şekilde. Yandaki masada iki kadeh şarap hazırlamıştı. "Düello başlasın." Hamlet ve Laertes birbirinin etrafında dönmeye başlayınca herkes bir anda sustu. Hamlet iyi eğitimli bir dövüşçüydü ve çok iyi kılıç kullanıyordu. İki kılıç birbirine çarparken Laertes'i salonun öbür ucuna kadar sıkıştırmıştı. Kılıcını savuruyor, kenara sıçrıyor ve gelen darbeleri maharetle savuşturuyordu. Artık Laertes yorulmuştu. Sonunda Hamlet rakibinin yeleğine kılıcının ucuyla dokundu. "Tuş!" diye bağırdı Osric, hakemlik yapan saray nedimi. "Hamlet kazandı." "Tekrar oynayın," diye bağırdı kral tahtından. Sanki bu oyun hoşuna gidiyormuş gibi davranıyordu. Ancak yine aynı şey oldu. Hamlet Laertes'ten çok daha iyiydi. Darbeleri savuşturarak ve engelleyerek tekrar onu sıkıştırdı. Laertes'in kılıcı bir türlü Hamlet'e dokunamıyordu ve Hamlet tekrar bir sayı daha yaptı. "Hamlet kazandı," dedi kraliçe heyecanlı bir şekilde. "Hadi ona içelim." Masanın üzerinden bir kadeh aldı ve içmeye başladı. Claudius hemen onun yanına koştu. "Hayır!" diye bağırdı.
Hamlet bir saniyeliğine ne olduğunu anlamak için kafasını çevirdi. Tam o anda Laertes ona doğru hamle yaptı. Hamlet gardını düşürmüştü ve keskin kılıcının kolunu çizdiğini hissetti. Kolu çizildiği için irkildi. Kendi kılıcıyla Laertes'e saldırdı ve iki kılıç da yere düştü. Hamlet ona en yakın kılıcı yerden aldı ve düelloya devam etti. Rakibine doğru hamle yaparken gözlerinin öfkeyle değil korkuyla dolduğunu gördü. Üçüncü bir tuş daha yaptı ama kılıcın rakibinin gömleğine dokunmakla kalmayıp deldiğini ve yaraladığını görünce şaşırdı. Laertes'in omzu kanamaya başladı. Kılıç Hamlet'in düşündüğünden daha keskin olmalıydı. Olamaz. Laertes yere düştü ve yarasını tuttu. Ölüyorum. Sadece ufak bir yara dedi ve güldü Osric. Hamlet kazandı. Fakat Hamlet annesinin yanına koşmuştu. Annesi yere düşmüştü. Kan yüzünden bayıldı diye açıkladı Osric. Ama Gertrude nefes alamıyordu. Hayır, zehirlendim. Dedi nefes nefese. Hamlet, şarap. Sonra son zoraki bir nefes daha aldı ve gözleri kapalı bir şekilde geriye düştü. Hamlet gözleri kuşkuyla kısılmış bir şekilde arkasını döndü ve odaya baktı. Biri bir tuzak kurmuş, dedi. Tüm kapıları kilitleyin. Tuzak kuran haini bulmalıyız. Çok geç, dedi Laertes. Hamlet'in elindeki kılıcı göstererek. Hamlet, o kılıç zehirliydi. İkimiz de ölümcül bir şekilde zehirlendik. Sana bu kralın tuzağıydı. Zehirli mi? Hamlet kılıcı yüzüne yaklaştırdı ve kanlı ucuna baktı. Kolundaki sıyrığın karıncalandığını hissetti. Biraz ötede Claudius'un ona çaresizce baktığını gördü. O zaman bir kez daha kullanılsın bu kılıç diye bağırdı Hamlet. İlerledi ve kılıcı Claudius'un karnına saptadı. İmdat, hainler diye bağırdı kral ama kimse yerinden kıpırdamadı. Ardından Hamlet kadehi eline aldı ve kralın kafasını tahta doğru itti. Amcasının tacı yere düştü. Claudius'un ağzını açtı ve zehirli şarabı yüzüne döktü. Ait olduğun yere git amca dedi. Claudius tahttan yere düştü ve yerde yığılıp kaldı. Hamlet diye fısıldadı Laertes zayıf bir şekilde. Gel, ölmeden önce birbirimizi affedelim. Ölmeden Hamlet'in elini tuttu. Hamlet'in yarası daha küçüktü ama zehir yayılmaya başlamıştı. Etrafındaki cesetlere, annesine, amcasına ve Laertes'e baktı. Polonius'u ve Ofelia'yı. Mezarındaki babasını düşündü. Sonunda babasının intikamını almıştı. Gözleri bulanıklaşırken Horatio'nun yaklaşıp bir yerden kadehi aldığını gördü. Bir damla şarap kalmış, dedi Horatio üzgün bir sesle. Bu mahvolmuş ülkede tek başıma kalmaktansa sizinle birlikte ölmeyi yeğlerim. Hayır! Diye bağırdı Hamlet ve son gücüyle ileri atılıp kadehi arkadaşının elinden aldı. Tahta çıkan merdivenlere yığılırken kadehteki son damla zehri de kendi içti. Horatio, sen yaşayıp bu korkunç hikayeyi anlatmalısın. Norveçliler geliyor diye bağırdı bir ulak salonun dışından. Şatoyu ele geçirecekler. Danimarka tacını Norveç'e teslim edin diye fısıldadı Hamlet. Başı yana düştü ve öldü.